Gençlik merhaba. AYT biyoloji denemelerimizin dördüncüsüne geldik. Hemen birinci sorumuzla başlayalım gençler. Evet, insanda diyor, organlardan, organlarından hangileri azotlu metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasında rol alır? Evet bakın, böbrek rol alır, deri rol alır, akciğerin özellikle azotlu atıkların atılmasında bir rolü yok. Karaciğerin de rolü var gençler. Peki karaciğerin buradaki rolü nedir? Karaciğer gençler amonyağı üreye veya ürik aside çevirdiğinden dolayı rolü oldu. Aslında direkt atımında bir rolü yok ama dönüştürmede rolü olduğu için veya uzaklaştırma işlevlerinde yani dolaylı olarak, direkt olarak değil de dolaylı olarak rolü olduğu için onu da alırız. Peki böbrekler ne yapar? Böbrekler zaten biliyorsunuz idrar oluşumunu sağlar ve idrarın içerisinde amonyak, üre, ürik asit gibi maddeler atılır. Deri ise gençler terleme yapar aslında ter ile idrarın bileşimi aynıdır. Aradaki fark nedir? Yoğunluk farkıdır. Yani mesela diyelim ki idrarın yapısında bin tane amonyak varsa deri ile atılan terde bir tane var. Ama bileşim olarak yine aynıdır. Evet ee, uzaklaştırılmasına rol alır dediği için o zaman ne diyeceğiz? 1, 2 ve 4 diyeceğiz cevabımız da dehşik olur. 2. İnsan sinir sisteminde yer alan aşağıdaki yapılardan hangisi miyelin kılıfı oluşturur? Gençler miyelin kılıfı oluşturan iki tane hücre var arasında. Bunlardan bir tanesi şivan hücresi ve bir tanesi de oligodendrositlerdir. Oligodendrositler merkezi sinir sistemindeki hücrelerde miyelin kılıfı oluştururken şivan hücreleri ise e, çevresel sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıflarını oluştururdu. O yüzden cevabımız direkt C şıkkı olacak. Burada aksona düşmeyelim. Aksonun üzerinde oluşur. Peki nisil tanecikleri neydi? Nisil tanecikleri gençler endoplazmik retikulum organellerinin buradaki ismiydi. Mikroglia bu da yine bir çeşit nöroglia idi. Savunma ile ilgili aslında. Makrofajlar da yine gençler savunmada rol alan çeşitli hücrelerimizdendi. Evet üçüncü soruya bakıyoruz gençler. Fotosentez yapan bir yaprağın kloroplastlarında diyor gerçekleşen olaylarından hangileri Granada gerçekleşir. Şimdi gençler fotosentezi biliyorsunuz ki iki tane kademeye ayırıyoruz. Bir tane kadememiz ışıklı, bir tanesi ise gençlik neydi? Işıksız idi. Bu ışıksız aynı zamanda kelvin veya kalbin döngüsü diyoruz. Işıksız e, ise aynı zamanda hil reaksiyonları da e, söylenebilir. Bakın ışığın klorofil tarafından tutulması nerede olacak? Granada olacak. Çünkü bakın bu olay granada oluyor. Peki bu olay nerede olur? Bu da stromada oluyordu. Karbondioksitin kullanılması stromada olur. Suyun fotolizi zaten bakın ışık ışığı gördüğünüz zaman hemen grana aklımıza gelsin. ATP ve NADPH'in e, kullanılması ise gençler yine stromada olur. Eğer üretimleri deseydi Granada olacaktı. olacaktı. O zaman granayı sorduğuna göre gençler 1 ve 3 olur cevap da aşık olur. 4- Etil alkol fermentasyonunda gerçekleşen olaylarından hangileri laktik asit fermentasyonu sırasında meydana gelmez? Bakın laktik asit fermentasyonunda gençler karbondioksit oluşumu gözlenmez. Karbondioksit oluşumu daha çok etil alkol fermentasyonunda, oksijenli solunumda ve oksijensiz solunumda görülürdü. Nahaş molekülü sayısının artması görülür. Tabi daha sonra tekrar azalıyor ama bir süreliğine artar sonra tekrar ortadan kalkar biliyorsunuz. Çünkü nötrleşme reaksiyonu görülüyor. Ortam pH'nin azalması gerçekleşir gençler. Çünkü laktik asit biliyorsunuz asidik bir madde. ATP üretimi de görülür. Görülmezi sorduğu için gençler sadece 1 olur yani A olur. 5. İspinoz kuşlarındaki değişim aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Bakın burada bir e, bilgi vermiş bize bir paragraf vermiş. Galapagos adalarındaki ispinoz kuşları kaktüs nektarıyla beslenir. Kaktüs çiçeklerinin tek tozlaştırıcısı ispinoz kuşlarıdır. Bazı adalarda ispinoz kuşları kaktüs nektarı için marangoz arasıyla rekabet halindedir. İspinoz kuşları rekabette olmadıkları adalarda daha küçük kanat açıklığına sahipken rekabet ol, rekabette oldukları adalarda daha büyük kanat açıklığına sahiptir. İspinozların arılarla girdiği besin rekabeti morfolojilerinin değişmesine yol açar. Bu olay nedir diye sormuş gençler. Bu olay, olay zaten eğitim kitabındaki aynı cümleyi almışız gençler. Bu olaya karakter kayması diyoruz. Aslında bu olay gençler aynı zamanda zaten burada söylüyor bakın morfolojilerinin değişmesi. Nedir bu? Bu bir modifikasyondur gençler. Modifikasyon deseydik buraya yine olurdu ama bu bir adaptasyon değildir. Hani bazı Kaynaklarda işte karakter kayması diye bir şey yok falan evrimin kökeninde evrim yerine falan kullanıyorlar diye yazanlar da oldu. Bunun alakası yok gençler. Evrim olayını bilmeyenlerin bir uydurması bu aslında. Zaten bu karakter kaymasını evrim kavramı yerine kullanamazsınız. Yani evrim aslında bir süreç. Yani bir karakter kayması yerine evrim kullanılır mı? Yani çok saçma bir şey olur zaten. Ama modifikasyonlarla zaten evrim olmaz. Evrimin kökeninde mutasyon vardır. Mutasyonlarda ondan sonra doğal seleksiyon ve adaptasyonlar meydana gelir. Onun sonucunda evrim olayı meydana gelir. Yani bu kavram işte evrim yerine kullanılmış da map böyle bir hata yapmış da bilmem karakter kayması diye bir şey yok diye uyduran bir sürü e, yayınlar falan oldu. Alakası yok. Karakter kayması çok da bu olaya uyan bir kavram gençler. 6'ya bakıyoruz gençler. Bakın burada verilen simyotik ilişki örneklerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Baklagil köklerinde yaşayan rizobin bakterilerinin havadan bağladığı azotu bitkiye aktarması. Tabi burada bitkilerden besin alıyor gençler. Karşılıklı bir menfaat var. Burada ne olur gençler? Mutalizm olur. Mandaların gezdikleri otlakta kendisi için zarası olan böcekleri ezmesi. Böcekleri tabi biz bazen işte böcek diyoruz. Böcekleri ezmesi ne olur gençler? Burada da amensalizm Örneğidir bu. Çünkü tek taraflı bir e, zarar var arasında. Diğer tarafta kar da etmiyor. Remora balıklarının köpek balığına tutunarak ona zarar vermeden onun yiyecek atıklarından beslenmesi. Bu da tek taraflı bir e, faydadır gençler. Bu da komensalizmdir. O zaman gençlik buna göre bir mutalizm olacak. E, i̇kinci örneğimiz e, amensalizm olacak. O zaman gençlik. Üçüncü örneğimizde komensalizm oldu. Cevapta da zaten beş şıkkı oldu. Yedi bir hücrede gerçekleşen protein sentezinde polizom durumu aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Polizom ne demek gençler? Poli çok demek zaten. Zom aslında oradaki ribozomun e, zomu. Çok sayıda ribozom bir araya gelerek aynı e, mesaj cereyanını geçirilerek aynı proteinden üretilmesi mekanizmasıdır. Peki bunun faydası ne? Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor önce. Bakın bunun faydası ne gençler kısa zamanda aynı proteinden çok sayıda üretim sağlanmış olur. Enerji tasarrufu da sağlanmış olur. Evet polizom bir mesaj cilene üzerine birden fazla ribozomun tutulması da oluşan yapılardır. Doğru bu. Polizonlar sayesinde farklı çeşit proteinden kısa sürede ve çok sayıda üretilir. Bakın buradaki farklı kelimesi konulduğu için bu ne oldu? Yanlış oldu gençler. Aslında aynı çeşit proteinden kısa sürede ve çok sayıda protein üretilir deseydi doğru olacaktı. Zaten bize yanlışı sorduğu için cevabımız da ne oldu? Beşlik oldu. Polizonlarda protein sentezinin translasyon aşaması gerçekleşir. Evet zaten translasyon demek protein sentez mekanizmasının son kademesi demek zaten. Aynı mesaj RNA protein sentezinde tekrar tekrar kullanılabilir. Burada kullanıldı, burada kullanıldı, burada kullanıldı, burada kullanıldı. Ne demek bu? Tekrar tekrar kullanıldı demek. Hücrelerde aynı protein çok hızlı bir şekilde üretilir. O zaman da doğru gençlik. Demek ki gerçekten cevabımız 5 8. Doğada 20 çeşit amino asit olmasına rağmen bunları şifreleyen kodon çeşitlerin 61 olduğu bilinmektedir. Kodon çeşidinin amino asit çeşidinden fazla olmasının canlılara sağladığı en önemli fayda nedir? Şimdi gençler burada mesela diyelim X, Y ve Z amino olsun. pardon X, Y, Z kodonları olsun hepsi de aynı A amino asitini şifreleyebilir. Bu da ne demektir? Bir amino asitin birden fazla şifresi var. Peki bu amino asitini şifrelediğimiz zaman diyelim ki bu, bu şifre bozuldu. Belki bu şifre buna dönüştü veya bu bozuldu buna dönüştü. Mutasyon oldu yani. O zaman her seferinde de ne olacak? A amino asiti gelmiş olacak. Böylece ne oldu? Mutasyonlara karşı bir korunma gerçekleştirilmiş oldu aslında. O zaman bu olayın sebebi gençler aslında mutasyondan korunmadır temel sebebi ama, ama hani burada mutasyon kavramını kullanmamışız. Burada neye değiniyoruz bakın? bazı asitlerin birden fazla kodon çeşidiyle şifrelenebilmesi olayı olmuş. Peki bunu ötelersek, ilerletirsek bu da ne fayda sağlamış olur? Mutasyonlardan korunmayı sağlamış olur. Demek ki bakın 20 çeşit aminasit olduğu halde 61 çeşit şifre varsa, e, şifre sayısı aminasit çeşidinin fazla. Demek ki bazı amino asitleri için birden fazla şifreler varmış deriz C olur. Peki daha fazla protein sentezlenebilmesiyle alakası olur mu? Hayır. Protein sentez hızıyla alakası var mı? Onunla da alakası yok. Belki bu öncüler veya bu çeldiriciler aslında öylesine konulmuş. TRNA'ların daha çok amino asit taşıyabilmesi de olamaz. Çünkü her TRNA bir çeşit amino asit taşıyabilir. Amino asit üretiminin azaltılması bir kere amino asit üretiminin protein ile alakası yok. Amino asit nerede üretilir? Kloroplastlarda üretilir. 9. Rekombinant DNA doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesini ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir. Bu yöntem için kullanılan başlangıç bakteri plazmisi şöyle olsun mesela ile rekombinant DNA'nın DNA için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır. Şimdi bakın ne yaptınız? Bunu bir süre sonra bakın gençler kestiniz. Buraya şöyle bir şifre eklediniz. Böyle bir gen eklediniz. Aslında şu noktadan başlıyoruz. Şu noktaya kadar değişen bir şey olmuyor aslında. Ama buradan buraya kadar yeni bir gen eklenmiş oluyor. Yani başka bir DNA'dan aldınız. Bu plazmide eklediniz. Ve yeni bir DNA elde ettiniz. Yeni bir plazmit elde ettiniz. İşte bu yeni DNA'ya, yeni plazmite ne diyoruz? Rekombinant DNA adını veriyoruz. Bu ile bu arasında hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Nükleotit çeşitleri gençler kesinlikle aynı Zaten bu DNA olduğuna göre, bu da DNA olduğuna göre 4 çeşit nükleotit olur. Adenin, guanin, sitozin ve timin olmak zorundadır zaten. Peki nükleotit dizilişleri. Bakın burada tamam şöyle geldin. Aynı kaldı ama şuradan ne oldu? Yeni bir dizilim araya girdiği için ne yaptı gençler? Bir kademeden sonra bu sıralamayı bozdu. E, nükleotit sayıları daha fazla eklendi. Bu da değişecek. Ondan sonra deoksidiboz sayısı nükleotit sayısından dolayı bu da değişecek. Artmış olacak. E, zayıf hidrojen bağları yeni e, nükleotitler eklendiği için orada da yine zayıf hidrojen bağları olmuş olacağı için orada da artış olacak. Ama nükleotit çeşitleri kesinlikle aynı olmuş olacak. 10. Bitki tohumunun çimlenmesi sürecinde gibi olaylardan hangileri gerçekleşir? Tohum çimlenirken gençler protein sentezi her zaman devam eden bir olaydır. Fotosentez olabilmesi için önce tohum çimlenecek, yapraklar oluşacak, bu yapraklar dışarı çıkacak, klorofiller olacak, yeşillenecek, oho daha sonra fotosentez olacak. Çok uzun gençler bir kere fotosentez çimlenmeden sonra meydana gelen bir olaydır. Çimlenme ne demek aslında? Tohumun çatlayıp embriyonun dışarı çıkması demektir. DNA replikasyonu da olur çünkü tohumun çatlatılmasında embriyonun gelişmesi var. Bu sırada hücre bölünmesi var. Hücre bölünmesi olduğu sürece de DNA aplikasyonu olacak. Karbondioksit üretimi olur çünkü solunum var. Solunum yaptığı zaman da karbondioksit üretecek. Peki bu karbondioksit hangi olayda? Yani ister oksijenli olsun ister oksijensiz olsun ki biliyorsunuz daha doğrusu oksijensizden kastımız fermantasyon. Fermantasyon etil alkol fermantasyonudur bitkilerin yaptığı biliyorsunuz tohumun. O da da karbondioksit zaten oluşuyor. O zaman 1, 3 ve 4 oldu. Cevapta D şıkkı oldu gençler. 11. Yağların sindirimi sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol ince bağırsak gülüslerinden emildikten sonra verilmiş bir şeyler. Verilen yapılardan hangi sırayla geçerek kan dolaşımına katılır? Şimdi gençler bakın şu, bu yağların emilmesiyle küçük bir kodlama vermiştik. Bu her zaman işinize yarar. LPG gençler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu LPG çok fazla işimize yarar. Önce lenf damarı, sonra peke sarnıcı, sonra göğüs kanalı. Bakın zaten bu sıralamayı yakaladığınız zaman yani 3-1-2- 3, 1, 2 nerede? 3, 1, 2, 3, 1, 2. Burada zaten sıra olmamış. Bakın 3, 1, 2. En sonunda da ne olacak? 4. O zaman cevapta gençlik ne oldu? C şıkkı oldu. Sol köprücük altı toplar damarına. Oradan kana katıldı. Üst ana toplar damara. Üst ana toplar damardan da biliyorsunuz ki sağ kulakça gelirdi gençler. Evet son soru pardon 12. sorumuz. İnsana ait kan damarlarındaki bir etkene bağlı olarak gerçekleşen değişim aşağıda verilmiştir. Bu etkeni soruyor zaten. Kan damarları ile ilgili çizilen grafik aşağıdakilerden ile ilgilidir? Bakın burada kan akış hızıdır gençler. Bakın zaten atardamar, kılcal damar, toplar damar. Kılcal damarda kan akış hızı en düşüktü. Bu da nasıl bir e, işlev sağlardı aslında? Madde alışverişinin daha iyi olmasını sağlardı. Demek ki bu grafik gençler ne ile ilgiliymiş? Kan akış hızı ile ilgili imiş gençler. Peki... Damar çapı ile ilgili olamaz mı? Damar çapı en yüksek olan gençler toplar damardır. En düşük olan kılcal damardır. Ortalarda bir yerde olan da e, atar damardır. Peki osmotik basınç olamaz mı? Olamaz. Çünkü osmotik basınç grafiği gençler böyle bu şekilde sabit olur. Atar damar, kılcal damar, toplar damar boyunca osmotik basınç sabit olmak zorundadır. Peki başka ne var? Kan basıncı. Kan basıncı gittikçe şöyle bir grafik olurdu gençler. Gittikçe ooo, bu şekilde düşerdi. Zaten zaten burada kalp vardı. Kalpten uzaklaştıkça basınç gittikçe düşüyor. Toplam kesit alanı en fazla kılcal damar olacaktı. Sonra toplar damar olacaktı. Sonra da atar damar olacaktı. Bunlar çok önemli değil gençler. Özellikle kan akış hızı grafiği, ondan sonra osmotik basınç grafiği, basınç grafiği bunlar en önemlileridir. Bu soruda da cevabımız 5 şıkı oldu. 13 aşağıdaki şekilde insan böbreğinde yer alan bir nefron yapısı numaralandırılarak gösterilmiş. Şimdi bakın glomerulusu vermiş. Hemen bir numarayla gösterilen nedir gençler? E, Bowman kapsülü. 2 ile gösterilen proksimal kanal. 3 ve 4 e, ile gösterilen henle kulpu. Henle kulpunun inen kolu. Bu 4'te çıkan koludur. Peki şurası nedir? 5 ile gösterilen o da idrar toplama kanalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Kan basıncının etkisiyle glomerulusdaki kan sıvısı bir numaralı kısma doğru iki süzülüyor. Zaten buradaki işlem bakın. Glomerüsteki sıvının boğmana geçmesine ne diyoruz gençler? Süzülme diyoruz. Kan basıncının etkisi de olur ve burada enerji falan harcanmazdı. O zaman bu bilgin oldu. Doğru oldu. 2 numaralı kısımda glikozun geri eminimi gerçekleşir. Evet bakın. Proksimal kanalda glikozun veya amino asitlerin %100'ü geri emilirdi 3 ve 5 numaralı 3 ve 4 numaralı kısımlarda suyun geçişi osmoz ile gerçekleşir. Bakın buraya düşmeyelim. Burada suyun geçişi tamam osmozda ama burada zaten suyun geçişi olmuyor gençler o yüzden bu bilgimiz yanlış oldu yani bunu yanlışlayan ne oldu dördüncü bilgi oldu 5 numaralı kısımdaki su oranı bir numaralı kısımdan fazladır gençler Bakın 5 numaralı kısımda su oranı fazla değildir. Buradaki su oranı daha fazladır veya buradaki su oranı daha fazladır. Neden? Çünkü buraya verilen suyun %99'u tekrar kana geri emiliyor. O yüzden de bu da ne oldu? Yanlış oldu. Peki bize doğrusu olduğu için cevabımız da 5 şıkı oldu gençler. Evet gençler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu sırada yine unutuyorum hep söylemeyi gençler. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olalım. Kendinize iyi bakın tekrardan.